Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Değerli kardeşlerim, mümin için en önemli ibadet 5 vakit namazdır. Ya Rasulallah, en faziletli amel hangisidir diye soran bir sahabiye "Es-salatu ala vaktıha, vaktinde kılınan namazdır." buyurmuş. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet günü ilk hesaba çekileceğimiz amelimizin namaz olduğunu, namaz hesabını kolay verirsek ondan sonrasının daha kolay olacağını bizlere haber vermiş. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı dinin direği olarak nitelemiştir. Nasıl ki direği olmayan bir bina yıkılmaya mahkumsa Allah muhafaza namazı olmayan bir iman da her an sarsılabilir. Bizler namazlarımızı daha düzgün kılabilme adına inşallah 5 vakit namazı tüm detaylarıyla anlatacağımız bir video serisine bugünkü bu videoyla sabah namazıyla başlamış olacağız inşallah. Namazla alakalı çektiğimiz birçok video var. Huşu nasıl elde edilir? Gusül nasıl alınır? Namaza yapılan hatalar nelerdir? Namaz şekil olarak nasıl kılınır? İnşallah bunları bizim kanalımızda bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Bu videoda detaylarıyla inşallah sabah namazını anlatmış olacağız. Değerli kardeşlerim 5 vakit namaz içerisinde en faziletli namaz sabah namazıdır. Çünkü fazla meşakkati vardır. Uykuyu terk edeceksiniz. Kalkıp abdest alacaksınız. Erkekseniz bir de camiye gideceksiniz. Gerçekten kolay değildir bu. Dinimizde bir ibadette ne kadar fazla meşakkat varsa sevabı o kadar fazla olur. Yani biz meşakkatten ve zorluktan dolayı da Ecir ve mükafat alıyoruz Yüce Rabbimizden Celle Celaluhu. Değerli kardeşlerim sabah namazı şahitli namazdır. İnne Muhakkak ki sabah namazı şahitli bir namazdır. Meleklerin hazır olduğu gece melekleriyle gündüz meleklerinin nöbet değiştiği bir andır. Onun için o nöbette biz de bulunalım. Çünkü meleklere Rabbimiz iyi bildiği halde keyfe teraktum ibadi kullarımı nasıl bıraktığınız diye sorulduğu zaman teraknahum ve hum yusallun ya Rabbi namazda bıraktık derler. O listede, o yoklamada biz de bulunmanın gayreti içerisinde olalım. Yani erkek kardeşlerim mutlaka camide olalım. Sabah namazı ahirette Mevlamızın cemalini seyretmeye vesiledir. Peygamberimiz Aleyhisselam öyle buyuruyor. Siz ayı 14'ünde nasıl zorlanmadan görüyorsanız Rabbinizi öyle göreceksiniz. Ama sabah ve ikindi namazlarına özel itina gösterin diye Efendimiz Aleyhisselam ifade buyurmuştur. Sabah namazını kılan bir kimse güne enerjili bir şekilde başlar buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine sabah namazını kılan kişiler Allah'ın zimmeti ve garantisi altındadır buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Sabah namazının iki rekatlık sünnetinin bile dünya ve içindekilerden daha hayırlı olduğunu beyan ediyor Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim sabah namazının vakti imsakla başlar güneşle son bulur. Yani imsak vakti girdikten sonra ezan okunmamış olsa bile sabah namazı kılınabilir. Son vakti Güneşin doğma vaktidir. Yani güneşin doğma vaktinde biz namazı bitirmiş olmamız gerekir. Hanım kardeşlerimizin sabah namazını henüz aydınlanma başlamadan önce kılmaları daha faziletlidir ama erkeklerin sabah namazını son yarım saatte veya 20 dakikada kılmaları daha önemlidir. Zaten Türkiye'de camilerimizde genelde yarım saat veya 25 dakika kala kılınıyor sabah namazı. Sabah namazı 4 rekatlıdır. 2 rekat sünnet, 2 rekat da farzı vardır. Erkek kardeşlerim sabah namazının sünnetini evde kılıp camiye gitmeleri daha güzeldir. Ancak camide de kılabilirler. Erkek kardeşlerim camiye gittiler. Sabah namazının farzına başlanmış. İmam efendi farzı kıldırıyor. Sünneti arka bölümde kılacaklar. Ancak şöyle düşündüler. Ben sünneti kılarsam imam o arada selam vermiş olur. Bu durumda sünneti terk edip imama uyacaklar. Sabah namazının sünneti çok kuvvetlidir. En kuvvetli sünnet sabah namazının sünnetidir. Hatta vacip gibidir diyen alimlerimiz var. Bakın cemaat kaçmasın diye o sünneti bile terk ediyoruz. Siz cemaatin ne kadar önemli olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Sünnet namazı kılarken evvela niyet ederiz. Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya. Sünnet namazlarda bugünkü ifadesi şart değildir. Olursa güzel olur. Bir de niyeti yaparken kalbimizden geçiriyoruz. Bunu kalbimizden dememiz güzeldir ama kalbe takviye olması için dilden söylemede herhangi bir sakınca yoktur. Tekbir aldıktan sonra Sübhaneke duasını okuruz, Eûzü Besmele çekeriz, Fatiha'yı okuruz, ondan sonra bir sure okuruz. Bu surenin birinci rekatta Kafirun suresi, ikinci rekatta İhlas olması sünnettir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam genelde sabah namazının sünnetini kılarken Fatiha'dan sonra birinci rekatta Kafirun suresini, İkinci rekatta yine Fatiha'dan sonra İhlas Suresini okumuştur. Bu niyetle yaparsak güzel olur. Sonra rükûmuzu yapıyoruz. Rükûdan kalkıyoruz. Secdemizi yapıyoruz. Tekrar kalkınca sadece Besmele çekiyoruz. Fatiha'yı okuyoruz. Bir sure okuyoruz. Bu surenin İhlas Suresi olması güzeldir. Rükûmuzu, secdemizi yapıyoruz. Tahiyyata oturuyoruz. Ettehiyyatu duasını, salli barik dualarını, Rabbena atina, Rabbena firli dualarını veya Kur'an'da geçen diğer dualardan da okuyabiliriz. Sonra sağımıza, solumuza selam veriyoruz. Farz namazına başlamadan önce camideki kardeşlerimiz zaten cemaatle kılıyorlar. Normal evinde kılan hanım kardeşlerimiz erkeklere asla evlerinde kılmalarını tavsiye etmiyoruz. Ama kılacaklarsa kamet getirmeleri gerekir bunu söyleyelim. Hanım kardeşlerimizin kamet okumalarına gerek yoktur niyetlerini yaparlar. Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için bugünkü yani bu senin rızan için şart değildir. Ya Rabbi niyet ettim bugünkü farzlarda bugünkü ifadesi önemlidir. Bugünkü sabah namazının farzını kılmaya diye niyetlerini yaparlar. Tekbirlerini alırlar. Sübhaneke duasını okurlar. Fatiha'yı okurlar. Sonra bir sure okurlar veya Kur'an'dan farklı ayetler okurlar. Değerli kardeşlerim, sabah namazının farzında kıraatin uzun olması sünnettir. Uzun olması. Zaten camiye gidenler bilirler. Sabah namazında uzun okunur. Ne kadar uzun? En az bir sayfa olacak şekilde. Yani iki rekatta en az bir sayfa olacak şekilde okumak güzeldir. Mesela Yasin'i biliyorsanız Yasin'den okuyabilirsiniz. Ayet-el Kürsi'yi okuyabilirsiniz. Veya Elem tara keyfe li ilafi Eraitellezi inne adayna gibi peş peşe sureleri de okuyabilirsiniz. Sabah namazının o birinci rekatında birinci rekatın ikinci rekattan daha uzun olması gerekir. Bu sabah namazının farzına özel bir durumdur. Birinci rekata kıldık. ikinci rekata kalktık. Tekrar sadece besmele çekiyoruz. Fatiha'yı okuyoruz. Ve la vallin deyince içimizden amin diyoruz. Daha sonra yine bir soru sure okuyoruz veya 200 sure de olabilir. Bunu siz kendiniz ayarlarsınız. Daha sonra rüküye gidiyoruz. Rüküden kalkıp secdelerimizi yapıyoruz. Bunları yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Bizim namaz nasıl kılınır videomuz var. Oradan bakabilirsiniz. Tahiyyata oturuyoruz. Ettehiyyatü okuyoruz. Salibarik dualarını okuyoruz. Rabbena atine, Rabbena firli dualarını okuduktan sonra selam veriyoruz. Üç defa Safirullah ifadesini kullanıyoruz. Bununla alakalı da video yapmıştım. Ona da bakabilirsiniz. Ve tesbihatları yapıyoruz. Tesbihatların nasıl yapıldığı ile alakalı da yine bizim videomuz var. Oraya da müracaat edebilirsiniz. Tesbihatımızı yapıyoruz. Efendim duamızı yapıyoruz. Daha sonra Euzubillahissemi'il alimi mineş Racim 3 defa deyip besmele çekiyoruz. Allah la ilahe Illahu Haşir suresinin son 3 ayetini veya ve enzenlerden başlayarak son 4 ayetini mutlaka sabahleyin okuyalım çok büyük fazileti vardır. Yine sabahleyin sabah namazını kıldığımız yerde işrak vaktini beklemek de çok önemlidir. İşrak namazı bir haç bir ümre sevabı verir. Ne zaman bu yapılır? Siz sabah namazını kıldıktan sonra yerinizden kalkmıyorsunuz. Güneş doğduktan sonra en az yarım saat kalana kadar zikirle meşgul oluyorsunuz. Sonra kalkıp iki rekat namaz kılıyorsunuz. İşrak namazı ile alakalı videomuz da var. Ona da bakabilirsiniz. Eğer bunu bekleyemiyorsanız en az güneş doğana kadar biraz zikirle meşgul olmak, sabahleyin okunacak dualar var. O duaları da inşallah okursanız çok daha güzel olur. Sabah namazına kalkmak için hangi konulara dikkat etmek gerekir? Şu videoyu izleyebilirsiniz. Sabahleyin namazdan sonra okunacak dualar için de şu videoyu izleyebilirsiniz. Rabbim namazlarımızı hakkıyla eda edebilmeyi hepimize nasip eylesin.